Merhabalar, ben Ömerli İlçe Tarımından Zeytmen Sayten Akbulut. İlçemize bağlı Fıstıklı Mahallesi'ndeyiz. Bugün 20 Ekim 2020 tarihinde, şu an bağ bozum dönemi. Burada pestil, sucuk, pekmez yapımını yapan çiftçimiz Abdülkadir Dal ile görüşmek üzere geldik. Abdülkadir abi merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abdülkadir abi, siz pestili, yani üzümü ne yaptığınızı, nasıl pekmez haline getirdiğinizi, bunların aşamalarını bize anlatabilir misiniz? Şimdi siz nasıl yapıyorsunuz? Üzüm bağdan geliyor. Bağdan makasla kesiyoruz. Evet. Normal çiftçi makasıyla. Kasalara doldurup yapıya atıyoruz. Evet. Kasadan buraya getiriyoruz. Evet. Buradan gördüğünüz gibi çuvallara aktarıyoruz. Buradan eziyoruz. Evet. Suyunu çıkartıyoruz. Buradan, şile haline getiriyoruz. Evet. Buradan pazama geliyor. Pazanımız doluyor. Onun altına biraz toprak atıyoruz. Ekşi su gitsin diye. Ekşimesin diye. Peki Abdülkadir abi, bir kilo, yani şöyle söyleyeyim. Bir kilo şire kaç kilo üzümden çıkıyor? Ablam şimdi şöyle 100 kilo üzümde hemen hemen 60-70 kilo şire çıkıyor. Şire çıkıyor. 70 kilo 100 kilo üzümden. Evet. 60-70 kilo şire çıkartıyor. Evet. Tabi üzüm temiz olursa 70 kilo çıkartıyor. Anladım. Temiz olmasa o kadar verim alamıyorum. Tamam. Buradan kovalarla. Şimdi şireyi ne yaptınız abi? Onu şireyi buraya aktarıyoruz. Aktardığımızda bir çekilecekler üstte kalıyor. Evet. Ve içine toprak katıyoruz. Beyaz toprak katıyoruz. O beyaz toprağın amacı ne peki? Beyaz toprağın amacı ekşisini alıyor. Evet. Tatlandırıyor. Artı açıyor, şireyi açıyor. Yani peki onun bir ölçüsü var mı mesela? Tabii, ne kadar? Bir kazana 1,5 kilo. Bu kazan kaç litrelik abi? Bu kazan 100 litrelik. 100 litreye ne kadar koyuyorsun? 1,5-2 kilo. 1-2 kilo toprak. Toprak katıyor. Evet. Evet, sonra... Bunlar olduğunda bu kütüğünü alıyoruz. Evet, kaynadıkça. Evet, kaynadıkça çay kütüğü veriyor. Evet. O kütüğü alıyoruz. Evet. Safi şire kalıyor. Şöyle gördüğünüz gibi seçebilirsiniz. Böyle temiz şire kalıyor. Evet. Bu şireyi yere indirip dinlendiriyoruz. Ne kadar dinlendiriyorsunuz? Bir yarım saat kadar dinlendiriyoruz. Tamam. Tam netleşinceye kadar. Oradan şöyle diğer kazanları aktarıyor. Oradan dinlendirdikten sonra bu kadar bu tarafa getiriyoruz. Evet, bu tarafa getiriyoruz. Evet. Buradan pekmez oluyor. Evet. Pekmezimiz olduğunda yani 4'te 1'i kalıyor. 4 kilo, örnek veriyorum, 4 kilo şireden 1 kilo pekmez kalıyor. Evet. Anladım. Evet. Peki bunu nasıl anlıyorsun? Mesela pekmezin olduğunu nereden anlıyorsun? Pekmezin olduğunu şununla anlıyorum. Şunu karıştırdın mı böyle tam batırıyorsun. Evet. Böyle yapınca pestiye gibi indi mi o pekmez yani olmuştur. Yani kesin evet, pestiye gibi indiğinde olmuştur. Mesela bunlardan, her kazandan bir tanesi ne kadar süreyle kaynıyor? 4,5 saat. Yani ortalama 4,5. Ateşi net yaparsan 4 saat. Yavaş yaparsan 4,5 saat tekrar. Ve bir pekmezimiz olduğunda şu kazanları aktarıyor. Yani orada dinleniyor. Orada, orada pekmezdir şu an. Bu olmuş. Şu an olmuş pekmez. Bu da burada dinleniyor 1-2 gün. O tergiri getir. Bu şimdi kelgirle bakalım onu. Şimdi bunu 1-2 gün dinlendiriyoruz müdürüm. Evet. Ondan sonra bidonlara doldurup piyasaya veriyoruz. Evet, tamam. Tamam. 20 Ekim 2020 tarihi ilçemizde, yani bölgemizde Babrozun dönemindeyiz. Şu an ilçemize bağlı Fıstıklı Mahallesi'ndeyiz. Burada işte pestil, sucuk yapımı nasıl yapılır, onu öğrenmek için geldik. Abla merhaba. Merhaba. Abla bize, sen ne yapıyorsun, pestili nasıl yapıyorsunuz, bize yapım aşamasını anlatabilir misin? Ne yapıyoruz? Bu üzümü böyle basıyor, şire çıkartıyorlar. Bunu güzelce böyle süzüyoruz, dama çıkartıyoruz. Dondan böyle şey yapıyoruz. Şimdi abla şireyi çıkarttık. He.
Sireyi sıkarttıktan sonra ne yapıyorsun? Şimdi şu an sen kovalara dolduruyorsun. Evet. Şimdi süreceğiz, dama çıkartacağız. Evet. Damdan böyle ateşe koyacağız, böyle iyice böyle arındıracak. Peki, yani ondan bunu sonra... direkt, yani olduğu gibi şey yapacağız. Onu bir de kazana döküyoruz. Evet. İyice güzelce ateş yapıyoruz, arındırıyoruz, böyle iyice arındırıyoruz. Evet. Ondan sonra... Yarısı böyle bir küçük, daha bir küçük kazana koyuyoruz. Ya ikiye bölüyoruz. He. Ondan yani sonra... Yeni mi ayrılıyorsun? Evet. Ondan sonra biraz soğuyor, o böyle elek oluyor. Evet. Ondan sonra mikserle güzel temiz bir şekilde bunu karıştırıyoruz. Peki abla mesela ona göre kaç litreye, mesela kaç litre şireye ne kadar un koyuyorsun? Ne kadar oluyor? Vallahi ben... Bunu böyle güz kararıyla yapıyoruz. Yani alışmışız yani ya. Yani mahallede kıvamına göre evet, aynı. Ortalama 10 kilo falan. Evet. Ondan sonra şey yapıyoruz. Biri mikserle işte un katıyoruz. Mikserle iyice karıştırıyoruz. Evet. Ondan sonra diğer şirenin ateşinin üstekini şey yapıyoruz. Evet. Boşaltıyoruz. Karıştırıyoruz öyle. Evet. Güzel bir pestil oluyor işte. Sonra temiz bezlerin üstüne seriyoruz. Bezlere. Bir buçuk gün iki gün bekletiyoruz. Ondan sonra indiriyoruz, ıslatıyoruz, arkadan böyle şey ıslatıyoruz. Evet. Ondan sonra pesil oluyor işte. Abla şimdi bize mahallebi işte bezlerin üzerine, temiz bezlerin üzerine ince bir şey tabak halinde serdiğinizi söylediniz. Peki sonra ne yapıyoruz? Sonra bir gün bekletiyoruz. Evet, yani pesti o mahallebiyi sürdükten sonra bir gün bekletiyoruz. Evet, birçok gün bir gün. Yani bir gün, hava güzelse bir gün bekletiyoruz. Evet. Ertesi gün indiriyoruz, kumaşın arpası mesela ıslatıp kaldırıyoruz. Evet. Öyle bir hale geliyor, sarıp üçgen şeklinde yapıyoruz. Evet. Peki ama bu unu nasıl yapıyorsunuz yani? İşte bu un şey yapıyoruz. Yani onu çıkardıktan sonra unluyorum. Evet, evet unluyoruz. Böyle kumaş haline bırakıyoruz. Sonra böyle parçalara ayırıp şöyle üçgen yapıyoruz. Sonra şu şekilde yerleştiriyoruz. Evet. Unlayıp kat kat bırakıyoruz. Tekrar mı? Her kata tekrar unluyoruz. Evet, evet. Peki bu şekilde ne kadar beklemesi gerekiyor? Bu şekilde bir hafta, birkaç gün beklemesi yani böyle beklese iyi olur. Evet. Beklemese de hani bozulur. Peki bu şekilde bekletmemizin amacı ne? Amacı biraz daha böyle dinlensin. Daha yumuşak hale mi? Daha yumuşak hale gelsin veya daha biraz daha şimdi daha ağır. Biraz daha böyle kilosu da... Şeyde daha kıvama geliyor, kıvama gelmesi için. Hı hı. Teşekkür ediyorum abla, sağ ol. Abdülkadir abi peki bu hani üzümü ezdikten sonra çıkan bu kosayı ne yapıyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Abi bunu kazdıktan sonra kasaya koyup damın üstüne sarkıyoruz. Kurutup kışın hayvanlarımıza yem olarak kullanıyoruz. Hem tatlandırıcı olarak. Hem de hayvan içini yerken çok günlerde genelde bunu kullanıyoruz. Hayvan yemi olarak değerlendiriyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz Abdülkadir abi. Bunu da değerlendiriyoruz. Sağ olun Abdülkadir abi. Kolay.